Kıymetli BRT izleyicileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, BRT stüdyolarından hepinize bir kere daha merhaba, sevgiler, saygılar. Her hafta Evkaf ve Kültür programımızda canlı yayında sizlerle birlikte buluşuyoruz efendim. Ve bu programımızda bir konuğumuzla kültür, sanat üzerine sohbet ediyor. Kıbrıs Vakıfları İdaremizin çıkardığı yayın ve faaliyetlerden söz ettikten sonra Kıbrıs Türk İslam kültürüne ait tarihi bir belgeyi sizle paylaşıyoruz. Aynı format içinde bugün yine yeni bir konuğum var. Sayın Doçent Doktor Emin Onuş, akademisyen ve özel dil okulu sahibi. Sevgili Emin Hoca, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, vakit ayırdınız, geldiniz. İzleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Bizim formatımızda konuğumuzu ilk önce kısaca tanıtıyoruz. Nerede doğdunuz, hangi okulları bitirdiniz, akademik hayata nasıl atıldınız, kariyerinizi nasıl yaptınız? İzleyicilerimiz için bir özetleyebilir miyiz? Tabii ki. 20 Kasım 1984'te Gazi Mausa'da dünyaya geldim. İlkokula kendi köyüm olan Ötüken'de başladım. 5. sınıfta Şehit İlker Kartel İlkokulu İskele'de. Orada okulumu tamamladım. Okulumuzun kapanmasından dolayı. Dolayısıyla ondan sonra ortaokulu Bekirpaşa Liseyi Namık Kemal Lisesi'nde bitirdim. Daha sonra üniversiteye Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde başladım ve hazırlık okuluna, İngilizce hazırlık okuluna gittim. Orayı bitirdikten sonra ilk bölümüm bu arada iletişim fakültesinde gazetecilik bölümüydü. Daha sonra tabii onu değiştirdim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yaptım. Tabii Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı Profesör Doktor Ömer Faruk Uygüzel'le birlikte yaptım, tamamladım. Daha sonra tabii doktorayı da sizinle muhterem hocam Profesör Doktor Oğuz Karakartal ile doktora tezimi tamamladım. Kariyerime böyle bir başlangıç yaptım. Sporcu kimliğim de var. Yıllarca Kıbrıs Türk liglerinde yani Federal Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lisanslı futbolcusu olarak 16 yaşından hatta şu anda Karpas takımının futbolcusuyum. Her ligde hemen hemen her seviyede BTM 1, BTM 2, 3. lig, 2. lig, 1. lig, Süper Lig olmak üzere pek çok Süper Lig takımında da oynadım. Kulüp başkanıyım aynı zamanda. Şu an kendi köyümün kulüp başkanıyım. Orada da bir başarıyla bir çim saha projesi yürütmekteyim. Artık bitirme aşamasına geldik. Onun da bitişini heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda siyasetin içerisinde olan birisiyim. Halkın Partisi İskele ilçe başkanı olarak 2 yıl görev yaptım. Görev sürem dolduktan sonra adaylığımı koymadım. Şu an parti meclisinde görev almaktayım partimizde. Milletvekili adaydım son seçimlerde. 2021 seçimlerinde milletvekili aday olarak çıktım. Ama tabii bölgede barajı geçemediğimiz için meclise gidemedim. Yani kısaca ana hatlarıyla benim yani özgeçmişim bu şekilde. Evet, bir yerde spor, bir yerde siyaset, bir yerde akademi hayat, hepsi evet, iç içe. Peki biz esas konumuz kültür ve edebiyat bağlamında o geçmişinize ve yaptıklarınıza bakalım. Türk Dil Edebiyatı bölümü Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu söylediniz. Aslında birbirine zıt gibi gözüken spor ve edebiyat, onu da güzel bağdaştırdınız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türk Dili Edebiyatı tahsili, öğretimi Emin Onuş'a neler kazandırdı? Şöyle ki, yani tabii çok spesifik bir soru bu. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim böyle bir şeyle geldiğiniz için. İnanın bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı bir daha bu bölümü seçerdim. Neden? Çünkü bir kere edebiyat, kültür ve edebiyat dendiği zaman bir ülkenin mihenk taşıdır bu. Evet. Yani aynı zamanda birlikte politika içerisinde siyasi olaylar, tarihi olaylar, psikoloji her şey içerisinde barındırıyor. Bu benim tabii özellikle lisans eğitimimden sonra yüksek lisansta bir yerde de şunu böyle bağlamak istiyorum. Yani hocaların önemi çok önemli. Yani ben o konuda şanslıyım. Çünkü rahmetli merhum Halit Feda'yı da bu vesileyle anmak istiyorum. Üniversitede lisans yıllarında Kıbrıs Türk Edebiyatı derslerini ondan almıştım. Suna Atun hocamla birlikte.
Onu da rahmetle bu vesileyle almış oluyorum. Onların bana kazanımları çok oldu. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ilk yani yeni Türk edebiyatı ki ben de sizin gibi yeni Türk edebiyatçısıyım. Yani Türkiye'nin alanında en iyi 5 profesöründen bir tanesi Profesör Doktor Evet. Ömer Faruk Uyugüzel. Onunla çalışmak, ardından sizin gibi bir öğretmenle doktora tezinde çalışmak, tamamlamak benim vizyonumu zaten kişisel olarak, karakter olarak da hiperaktif yani böyle ele avuca sığmayan bir hani böyle Oğuz Kağan misali ele avuca sığmayan bir karakter yapım var. Dolayısıyla o zekayla o eğitimde doğru öğretmenlerle çalışmak da benim vizyonumu sonsuz bir Evet. ilerletti. Dolayısıyla tabii burada eklemek istediğim başka bir şey de hani sizin de bize lisan doktora yıllarında ders aldığımız dönemlerde öğrettiğiniz bir şey vardı. Hani hocasızlık, rotasızlık. Hoca çok önemlidir. Hatta bunun Kur'an-ı Kerim'de de ayeti vardır. Ve şavihürm fil em işlerinizde istişare ediniz tarzında. Dolayısıyla sizin bize gösterdiğiniz o yol, hani biz evet doçent oldum, yani profesörlüğüme yıl olarak 2 yıl kaldı. Hani ben profesör olsam da zaten biliyorsunuz her dakika birlikteyiz. Sizin gösterdiğiniz yolla her zaman zaten bir yazımı muhakkak size atıyorum, bir kitabımı size atıyorum. Yapacağım herhangi bir işte size danışıyorum. Bu benim için çok büyük bir hayatımda büyük bir artı. Yani Allah sizin gibi değerli hocalarımızı hem bizim başımızdan hem de bu ülkeden eksik etmesin. Dolayısıyla tabii kazanım derken sonsuz, mesela az önce bahsettiğiniz siyasette, sporda, eğitim hayatında üçünü birden yürütmek ve özel şirketlerim de var biliyorsunuz. Bunların üçünü dördünü bir arada yapmak çok zor bir şey. Bu bana aslında bu bölümün ve doğru hocalarla, doğru öğretmenlerle çalışmanın Evet. vermiş olduğu hayatımdaki en büyük kazanımdır hocam. Evet. Tabii burada Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihçisi, Kültür Tarihçisi zikrettiniz. Rahmetli Halit Fedai Bey'i hem rahmet hem sevgiyle anıyoruz. Ondan çok şey öğrendiğinizi söylediniz. Hepimiz öğrendik. Ve onun Ankara Üniversitesi'nde bir zamanlar asılı olan bir dörtlüğü çok sık tekrar ettiğini hatırlıyorum bizlere. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. İyi Şöyle derdi Halit Bey, Ankara Üniversitesi'nde şu dizeler yazılıymış eskiden. Kıymet mi biçilir mücevher taşına, kamilce bir sarraf karışmayınca. Kimse üstad olmaz kendi başına, bulup erbabını danışmayınca. Bu gerçekten çok önemli. Peki birazdan doktora tezinizden de söz edeceğiz, tabii güzel bir konu. Fakat sporla çok iç içesiniz. Yani futbolcu da oldunuz, kulüp başkanlığı yapıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Edebiyat ve sporu nasıl bağdaştırdınız? Yani farklı iki alan gibi. Şöyle, zaten babama da bu vesileyle selam göndereyim. Babam da eski kaleci, lisanslı Türkiye'de eski Evet. kalecilerden. Küçük yaştan itibaren yani ben ayaklarım yere bastı. Yani yürümeye başladığım andan itibaren futbol topum, evde oynama falan. Böyle bir şey mi oldu? Yani tabii babam küçükken beni eğitti. Evet. Dolayısıyla yani hayatımın bir parçası gibi. Hani kendi evlatlarım, orada iki kız çocuğum var. Başta Eylül ve Evet. Zara'ya da selamımı göndereyim. Evet. Dolayısıyla çocuk yaştan itibaren o aşkı bana bir şekilde aşılandı. Tabii yeteneğim de vardı. Eğitimi de aldım. Sonra Dumlupınar'da altyapıya girdim. Daha sonra işte rahmetli Mehmet Efe'ye özel antrenmanlara götürüyordu beni babam. Çok ilgilendi. Daha sonra ilk defa kendi köyümde 15 yaşında takım seviyesinde lisans çıkardılar bana. 15 yaşında başladım. Tabii okurken ortaokul, lise çağlarında o sporculuğum zaten vardı. Dolayısıyla benim ilk istediğim zaten ÖSS'de spor akademisiydi. Kazandım da Marmara Üniversitesi'ne gittim. Evet. O aşamalara girdim falan. Olmadı, geri döndüm. Hatta orada İstanbul'da Cerrahpaşa 3. ligde profesyonel bir takımla
anlaşmıştım. Yani imza aşamasına gelmiştik. Antrenmandan hazırlık maçlarına çıktım. Dolayısıyla kazanamayınca buraya geldim. Üniversitede gazetecilik bölümü. Ondan sonra tabii lise yıllarında da edebiyat derslerim iyiydi, çok iyiydi. Yani hiç çalışmamama rağmen o temel eğitim vardı. Hatta onu da almak isterim. Ortaokulda Yaşar hocamız vardı. Atiye Çırakoğlu hocamız vardı. O hem yani genel anlamda hem ciddi anlamda kültür ve edebiyat insanları, aynı zamanda çok ciddi milliyetçi. Yani o küçüklükten de o milliyetçilik aşısını bize verdiler. Hani burada milliyetçilik derken yani koyu bir milliyetçilik veya rahatsız edici bir milliyetçilik değil. Bir çocuğa öğretilmesi gereken işte İstiklal Marşı, Atatürk sevgisi, bayrak sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi, bunları bize küçük yaşta tabii hem ailemizden hem öğretmenlerimizden bunu aldık. Dolayısıyla olmayınca spor akademisi, edebiyatı da seviyordum zaten. Kitap okumayı da seviyordum. Edebiyat bölümünü tercih ettim. Öyle sporla edebiyatı yani bir arada götürdüm yıllarca. Hala daha da öyle götürüyorum. Yani farklı iki alan ama Farklı, evet. ikisi de bağdaşır Evet, diyorsunuz. tabii ki. Tabii ki. Bağdaşır diyorsunuz. Tabii bu arada size hep takılırım. Kıymetli BRT izleyicilerimiz Sayın Emin Onuş'a. Emin Bey koyu bir Galatasaray Evet. taraftarı, ben Fenerbahçe. Bu Evet. da zaman zaman atışmamıza sebebiyet Sebep oluyor. verir. Evet, doğrudur. Peki Sayın Emin Onuş, sizin doktora teziniz Kıbrıs Türk kültür ve tarihiyle bağlantılı önemli bir konu. Anavatan Türkiye'de yazılmış Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 74 Barış Harekatı konulu bir tez. Derin bir tez bildiğim kadarıyla. Neden bu konuyu seçtiniz? Nasıl yol aldınız? Yani Türkiye'de Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 74 Barış Harekatı aydınlar, edebiyatçılar tarafından nasıl anlatıldı? Şöyle ki, neden bu konuyu seçtim? Şuna cevap vermek istiyorum. Savaş edebiyatı çalışmıştım. Ahmet Tevfik Efendi'nin Kokonoz ve Akbaba gazetelerinde Teselya Savaşı ile ilgili yazıları Evet. ve şiirleri vardı. Bunun üzerine konumu veren rahmetli merhum Halit Fedai'ydi. Ömer hocama gittim. Ömer Faruk Uygüzel'le çalışmak istediğimi söyledim. Sağ olsun kabul etti başarılı olduğum için. Her öğrenciyi de kabul etmezdi hocamız. Tamam Emin, çalışabiliriz dedi. Güzel bir konu. Başladık çalışmaya. Tabii orada da Kokonoz 22, Akbaba pardon Kokonoz 23 sayı, Akbaba 22 sayı. Toplam Evet. 45 sayı gazete inceledim ki master seviyesindeki bir öğrenci için 45 sayı incelemek ağır biraz. Ağır bir konuydu. Orada ciddi şekilde tecrübe kazandım ben. Tabii hem zaten edebiyat, tarih, siyasi olayları çok sevdiğim için bunlar hep iç içe ve o Tanzimat'ın ilanıyla birlikte, 1839'dan Tanzimat'ın ilanıyla birlikte benim orada hem tarihi bilgimi hem siyasi bilgimi çok geliştirdi günümüze kadar olan. Tabii bunu daha sonra doktora tezimde sizde çalışmaya başladıktan sonra çok çok daha ileri bir seviyeye gitti. Savaş edebiyatı çalıştığım için bu konuyu çok sevdim. Bitirdikten, mezun olduktan sonra da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde biliyorsunuz ki doktora programı yoktu. Uluslararası kimle çalışabilirdim? Ömer Hoca'ya gittiğim zaman hoca dedi ki Kıbrıs'ta çalışabileceğin tek ciddi bir profesör var yeni Türk Edebiyatı alanında ilerlemek istiyorsan, Oğuz Karakartal. Git onu bul, onunla görüş. Hiç unutmuyorum o günü. Size geldiğim gün ilk böyle çok ciddi, sert bir akademisyen mizacı ama ondan sonra background'ı tanıdıktan sonra bir melek gibi, tam bir öğretmen, yani müthiş bir kültür insanı. Hayatımdaki bu tabii bir dönüm noktası oldu benim için, akademik kariyerim için. Hem öncelikle Ömer hocama çok teşekkür ediyorum, hem de size çok teşekkür ediyorum. Yani size ne kadar dua etsem azdır bu konuda. Şimdi savaş edebiyatı çalıştığım için size kendimi tanıttım. Siz de tabii tezimi incelediniz, beni bir sınava aldınız, sözlü mülakata girdim, yazılı mülakata girdim, başarılı oldum. Birlikte çalışmaya başladık. Doktora tezimde bana hatırlıyorsanız ne çalışmak istediğimi sormuştunuz. Ben de savaş edebiyatı çalışmak, Birinci Dünya Savaşı'nı çalışmak istediğimi söylemiştim Evet. size. Siz de bana işte böyle bir konu var. Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi'nin Türk Edebiyatı'na yansıması 1950'li
55, işte 1950-2017 o zaman, evet. İşte tabii daha da erken başlamıştım ama bitiş tarihini koymuştuk biz tezimize. Dolayısıyla ben şey yapmıştım, böyle o anekdotu da katmak istiyorum araya. Ben çok fazla sıcak bakmamıştım bu konuya, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi'ne. Tabii hani liseyi bitirip de üniversiteye başlayan bir öğrenci, o lise hayatında işte bir iki ay sonra öğretmenlerini liseye geri döner ziyarete gider misali. Ben de o duyguyla Ömer Hoca'ya döndüm geri. Gittim, hocam dedim, yani Oğuz Hoca çok iyi bir hoca falan. Bana, ben Birinci Dünya Savaşı'yla çalışmak istiyorum. İşte bana böyle bir konu verdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Size danışmak istiyorum dedim. Baktı bana böyle gözlüklerin arasından, hiç unutmuyorum. Aynı şey dedi yıllar önce, dedi 40 yıl önce belki de, Mehmet Kaplan Bey, Profesör Doktor Mehmet Kaplan Bey, ben gittim yanına. Ben işte Halit Ziya Uşaklıgil'i çalışmak istiyorum dedim Mehmet Kaplan'a. Bana dedi ki, senin etin ne, butun ne? Sen kimsin ki Halit Ziya Uşaklıgil'i çalışacaksın? Git 3. sınıf bir yazar şair, rol incele doktora tezinde dedi. Sigara dumanını da yüzüme üfledi. Beni gönderdi dedi. Şimdi ben sana aynı şekilde söylemeyeceğim dedi. Ama sen bunu içinde tut. Çalışmak istiyorsan hocanın verdiği konu orijinal bir konu. Bunu çalış. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nı istedikten sonra çalışabilirsin ayrıca şeklinde bir şey söylemişti ve öyle başlamıştık. Başladı. Kaç Türk Edebiyatı'nda Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 74 Barış Harekatı ile ilgili şiirdir, romandır, tiyatrodur. Yaklaşık evet. Kaç eser buldunuz, okudunuz? Yani bizim Kıbrıs'ta bildiğimizin haricinde zaten Varoluş Mücadelesi'nin Türk Edebiyatı'na yansıması. Zaten biliyorsunuz Hasan-ı Ilgaz, İffet Ali Moruz ilk evet. Kıvılcım'ı, o ateşi başlatmıştı Kıbrıs gezisiyle, yaptıkları Kıbrıs gezisinden sonra. O uyandırmayı bir şekilde Kıbrıs Türk'üne varoluş mücadelesinin başlama yılları, o şekilde kabul edebiliriz. Doktora tezimizde de bunu değinmiştik zaten. Toplamda bütün türlerde tiyatro, şiir, öykü ve roman olmak üzere 4 tür inceledim tezimde. 225 farklı eser bulduk. Yani Türkiye'de Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi evet. ve Barış Harekatı ile ilgili az bilinen, çok bilinen, hiç bilinmeyen yaklaşık 250'ye yakın edebi eser var. Evet, evet. Yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam. Enteresandır incelerken, tabii bunları sadece İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nden, işte Ankara Milli Kütüphane'den pek çoğunu buldum, temin ettim. Ama çeşitli sahaflardan, işte Nadir Kitap'tan, Gitti Gidiyor'dan, daha sonra işte Zonguldak, Rize, evet. Trabzon, Konya, İzmir, Antalya, pek çok, yani 17-18 farklı ilde de Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ile ilgili şiir kitaplarının, şiir broşürlerinin, destanların, tiyatro öykü kitaplarının yayınlandığını gördük. Peki Emin Bey, bu neyi gösteriyor? Bu kadar farklı ilde Kıbrıs'ımızla ilgili, Kıbrıs Türk Varoluşu Mücadelesi ile ilgili kitapların sayıca fazla olması ve Türkiye'nin pek çok ilinde bunu bulmak, yani neyi ifade ediyor, neyi gösteriyor? Gösterdiği şey apaçık ortada. Kıbrıs bizim milli davamız. Evet. Yani Kıbrıs Türklük için milli bir dava. Tabii ki Kıbrıs hem jeopolitik konumu nedeniyle hem de zaten burası bir Türk adası. Yani 1571'den beri normalde evet. burası bir Türk adası. Daha sonraki siyasi gelişmeler, buranın İngiliz'e kiralanma süreci vesaire. Tabii o değişik siyasi süreçlerden sonra İngiliz'de 60'ta Cumhuriyet kuruldu biliyorsunuz. Yani 63'te yıkıldı. Tabii burası zaten bir Enosis kampanyası, büyük ülkü, Megali İda dediğimiz büyük ülkü. Zaten biliyorsunuz 1829'da Edirne Antlaşması'yla Yunanistan'ın kesin olarak sınırları çiziliyor ve 1830'da Rusların evet. desteğiyle Yunanlılar devlet kuruyorlar. Bunu ben söylemiyorum tabii, bunu belgeler, bulduğumuz resmi belgeler söylüyorlar ve tabii onların o 1830'da kilisede yemin ediyorlar yani büyük ülkü diye. Yani Yunanlıların ayak bastığı her toprak bir gün Yunan bayrağı dalgalanacak diye. Bunlardan biri Simirni, İzmir, bir tanesi Konstantinopoli, İstanbul, işte Kıbrıs, Girit. Zaten Girit adası elimizden çıktı, Girit'te yapılanlar malum. Aynı tarihi siyasi hadiseleri
1896'da Girit ayaklanmasından sonra 1897 buna bağlı olarak Teselya Savaşı, Türk-Yunan Teselya Savaşı ve onun ardından işte sırada Kıbrıs vardı. Evet. Tabii burada Osmanlı'nın son döneminde yapılan hataları o dönemin aydınları Cumhuriyet'in ilanından sonra yapmadılar bu çok ciddi bir şekilde ve bir kamuoyu oluşturabildiler. O kamuoyu oluşturabilme, o propagandayı yapma Kıbrıs'ın en azından yarısını kurtarmasını sağladı, sağladı bize. Evet, çok önemli bir Tabii ki. Tespit. Bu arada yeni 2-3 gün önce aldığım bir haberi aktarayım. 74 Barış Harekatımız aleyhine Kıbrıs Rum kesimindeki okullarda öğrenciler arasında afiş yarışması açıldığına dair bir haber. Yani bu enosis hayali ve nefret söylemi maalesef hala hiç bitmeden devam ediyor ve devam edecek gibi gözüküyor. Peki sevgili Eminönüş, sizi bir iki dakika dinlendirelim. Vakıflar idaremizin çıkardığı kitapları programımızda tanıtıyoruz. Ardından sizinle sohbete devam edelim. Tabii ki hocam. Kıymetli BRT izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da Kıbrıs Vakıflar İdaremizin yayınladığı bir kitabı, bir yayımı sizle paylaşıyoruz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim eser Tarihte İlginç Vakıflar adlı vakıflarımızın çıkardığı bir kitap. Bu çocuklar için hazırlanmış bir ürün. Tarih boyunca Kıbrıs Türklerinin kurduğu vakıfları çocuklara, gençlere sade, yalın bir dille ve resimli olarak anlatıyor. Birkaç vakıf ismi okumak istiyorum sizlere. Kıbrıs'ta tarih boyunca Kıbrıs Türkleri hangi vakıfları kurmuşlar? Hastalara ilaç yapan vakıf, hastalara evinde bakım hizmeti sunan vakıf, kadın sığınma evi vakfı, bulaşıcı hastalıkları tedavi vakfı, yetimlere elbise alan vakıf, cami ve minareleri aydınlatan vakıf, garipler için hastane kuran vakıf, fakir bekarları evlendiren vakıf, parasız o çocukları okutan vakıf, göl temizleyen vakıf ve daha sayamayacağım diğerleri. O da zannedersem Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi'nin ve tarih içindeki yerinin, vakıfların önemini bir kere daha gösteriyor. Kitabımız gerçekten genç ve ne diyelim, çocuklarımıza okutulabilecek bir kitap. Tarihte ilginç vakıflar Kıbrıs'ta kurulmuş olan tabii ki. Evet, Sayın Eminönüş, sizinle devam edelim. Kitabımızı tanıttık. Şimdi doktora teziniz peki Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi, ama bildiğim kadarıyla siz Kıbrıs Türk Edebiyatı, Genel Türk Edebiyatı bağlamında başka çalışmalar da yaptınız ve yurt dışında çeşitli sempozyumlara katıldınız sayıca. Epey var bunlar ve Kıbrıs Türk kültürünü tanıttınız. Bunlardan da söz edebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle genel Türk tarihinde ve edebiyatında tezime bir yapmak istiyorum ki yeni çalışmalarımı da bahsedeyim. Genel Türk tarihinde ve edebiyatında bu tür hamasi, kahramanlık destanları, üçüncü sınıf eserler gözükse bile günümüzde ne kadar değeri olduğunu bir kez daha anladık. Ona vurgu yapmak istiyorum. Bu destansı mücadelelerin daima işleniyor ve ana vatan Türkiye aydınları, az önce anmıştık, 1950'li yıllardan 74'e, hatta 74 Barış Harekatı'na, hatta günümüze kadar irili ufaklı olsa da Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 74 Zaferi üzerine şiyirler, romanlar, öyküler, evet, tiyatrolar çıkardığını görüyoruz. Tabii bunları okurken moral bulmak ve gurur duymak önemli. Bu konu akademisyen tarafından ayrıntılı bilimsel olarak hiç incelenmemişti bugüne kadar. Tabii sizin öneri ve desteğinizde bu konuyu doktora tezi olarak seçtim, iyi ki seçtim. Sayısı 300'e yaklaşmış, hani olmuş olabilir şu anda yani, evet, bu eserlerin. Tabii yeni yazı onlarca eseri bulup okudum, tez konum Kıbrıs Türk halkına hayranlığımı artırdı tabii. Bu eserleri eğer okuyup bitirdiğimde de Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü vecizesi aklıma geldi hep ve hep ne mutlu Türk'üm diye dedim. Evet. Evet. Yani okuduğunuz eserler, evet, gerçekten
Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi, kimisi duygu, kimisi üzüntü, kimisi heyecan, neşe Tabii. dolu eserler insanları duygulandırıyor. Tabii ki. Tabii bu tür eserler döneminde halka moral vermek amacıyla ve olaylardan Hı-hı. haberdar etmek amacıyla yazıldığı için belki bir edebi eser gibi çok dikkat edilmeyebiliyor estetik yanlarına. Tabii, tabii. Plaklar da aynı şekilde Kıbrıs Barış Harekatı evet. plakları. Yasemin. Hani bazıları diyebiliyor aman bunlarda ne var işte bunlar kahramanlık şeyleri. Fakat bu plak metinlerini veya işte sizin incelediğiniz edebi metinleri dikkatli okuduğumuzda bunların İslamiyet öncesi Türk tarihinden günümüze kadar gelen destan edebiyatımızın formatlarını taşıdığını görüyoruz. Evet. Genetik şablonu aynı şekilde. Evet, genetik evet. kodlar devam ediyor. Bu önemli. Bunlara ağız bükenlere de burada evet. bu mesajı vermiş Kesinlikle. Olalım. Sorumu tekrar edeyim. Yurt dışında sempozyumlara katıldınız. Hangi konularda bildiri sundunuz ve nelerle karşılaştınız? Yani ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldim Romanya'da. Rusya'da, İspanya'da bildiğim kadarıyla pek çok yerde toplantıya katıldınız. Nasıl karşılandınız? Bunlardan söz evet. edelim. Tabii orada da az önce söyledik hani edebiyat ilk baştaki sorunuzda edebiyat size ne kazandırdı? Evet. Tabii relatif perspektif biliyorsunuz Rene Werenk ve Austin Werren Edebiyat Biliminin Temelleri kitabında böyle bir kuram var. Relatif perspektif yani 360 derece bütün pencerelerden açıp bakıyoruz. Evet. Tabii ilk başta birkaç yazımı zaten makale konusu, uluslararası makale konusu, işte sempozyum konusu siz bana vermiştiniz. Hala daha da veriyorsunuz. Şu konuda çalışabilirsiniz şeklinde. Tabii hep aynı klasik çalışıyordum hatırlıyorsanız. Hocam bu bir gün hatırlıyorum ki kültür ve edebiyat zemininde Kıbrıs'a İslami bir bakış diye bir konu vermiştiniz bana. Ben biraz dudak bükmüştüm bu konuya. Emin yalnız hep oğlum hep bu konuya çalışmayacaksın. Yani hep aynı standart şeylere çalışmayacaksın. Biraz farklı kültür, edebiyat, farklı şeylere de yönlendirilmelisin evet. diye. Müthiş bir yazı yazmıştım. Hatta Türkiye'nin en ünlü uluslararası TÜBİTAK'ta tanınan dergilerinden de bir tanesi zaten. Türk İstadiyes. Orada yayınlanmıştı bu yazım. Hatta bu yazım bir doktora konusu oldu ondan sonra. Genişletildi ve doktora tezi evet. çıktı. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde. Tabii çok kapsamlı. Biliyorsunuz ki edebiyat tarihi üzerine 21 tane madde yazdım. Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi projesini siz ve İsmail Bey, İsmail Bozkurt. Ona da bu vesileyle selamlarımızı gönderelim. Siz yürütmüştünüz. O projede çeşitli roman, şiir, hikaye, tiyatro tahlilleri yaptım. Kültür, hiç bilinmeyen, tanınmayan şairleri gün ışığına çıkardık. Cemil Örgen gibi ilk aklıma gelen. Evet. Yani gazete arşiv, işte Ankebut, Hakikat, Doğru Yol Söz. Yani sonsuz yani edebiyatla ilgili dil, edebiyat, savaş, tarih, siyaset bağlamında pek çok çalışmam var. 21, Hangi ülkelere gittiniz? 21 farklı ülkeye gittim. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, işte Moldova, Makedonya, Rusya, Ukrayna, Belarus. Yani aklıma ilk etapta gelen Romanya. Hatta ben çok ciddi şeylerle de karşılaştım. Yani müthiş bir tecrübe edindim. Polonya'ya da gittim mesela. Bulgaristan'a gittim. Arnavutluk, Kosova. Peyderpey geliyor aklıma. Tabii Romanya'da bir çok büyük bir toplantıya katılmıştım hocam Bükreş'te. Salonda 600 kusur akademisyen var. 64 farklı ülkeden katılımcı geldi. Kulaklıklarla anlık çeviri yapıyorlar. Evet. Her dilde falan. Orada da yine sizin benimle paylaştığınız bir eser vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Bulgaristan'daki Osmanlıların Ahü Figanı diye 14 sayfalık bir propaganda broşürü. Biliyorsunuz ki Abdülhamit istibdadı nedeniyle 2. Meşrutiyet'in ilanından önce 1906 yılında basılmış bir eserdi bu. Yani bırakın broşür, matbaada kağıt bile yoktu o dönemde. Zaten Ermenilerin vesaire hep elinde bizim matbaalarımız bile. Dolayısıyla yasaktı. Bir Jöntürk Hüseyin Sami ki daha sonradan buldum hani o broşürün sahibini. Balkan Gazetesi'nin de baş muharriydi aynı zamanda. Bulgaristan'da filmede çıkan. Tabii o
sempozyumda bu konuyu anlatırken bir tane Bulgar akademisyen kalktı ayağa. Ben kürsüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını koydum. Her gittiğim ülkede zaten kürsüye bayrağı koyup o propagandayı yapıyorum ben ülkem adına. Ülkemi tanıtmak, ülkemin tarihini, kültürünü, edebiyatını, tarihini tanıtmak için. Keçeli kalemler var tahtaya yazdığımız sınıflarda. Onu fırlattı bana. Evet. Kalem yüzüme geldi. Bağırıyor, çevirmen diyor ki ben de böyle şok oldum yani, şok vaziyette dinliyorum. Anlamıyorum tabii, Bulgarca bir şeyler söylüyor. Çeviriyor bana. Diyor ki sizin buraya provokatörlük yapmaya geldiğinizi iddia ediyor. Yani böyle bir şey yok ki, o Bulgaristan'daki Osmanlıların Ahü Figan'ı başlıklı propaganda broşüründe çok yakın zamanda Balkanlarda işte Bulgar, Sırp, Karadağlılar ve Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını, yani bir nevi Balkan Savaşları'nın habercisi bir broşür. Zaten başlığı da o şekilde koymuştuk. Balkan Savaşları'nın habercisi bir propaganda broşürü. İki nokta üst üste Bulgaristan'daki Osmanlıların Ahü Figan'ı. Bırakın dirileri diyor o propaganda broşüründe. Türk mezarlarını bile tahrip ediyorlar. O kadar bir nefret duygusu var. Evet. Ve bunu gizlice bastırıp payitahta, İstanbul'da bunu dağıtıyor. Tabii ben de tabii böyle genç akademisyenim. O zaman sizinle doktora yapıyorum birlikte. Ders aşamasındayım. Daha derslerim de bitmemişti. Tabii böyle kanım kaynadı. Acaba ben de mi ona kalem savursam? Ben de mi ona küfür etsem? Şeklinde. Çünkü belki küfür bile etmişti de çevirmen bana anlatmamıştı düzgün. Tabii gayet sakin, böyle siz geldiniz aklıma, böyle oturup böyle bir kelime. Dedim ki bizde Mehmet Fuat Köprülü vardır, çevirmen de çeviriyor. Bir akademisyen diyor ki edebiyat tarihinde usul makalesinde ilmi çalışmalarında mümkün olduğunca titiz davranmalıdır. Çünkü sizin yapacağınız bir hata gelecek nesilleri de aynı hataya maruz bırakabilir. Kaldı ki bir akademisyen aynı şekilde eleştirel olmalıdır. Ama bunu da yaparken mutasallifane, yani nazik bir üslupla yapmalıdır. Kaldı ki evet ben bir hata yapmış olabilirim. Yani bunu nazik bir üslupla eleştirilebilir. Burası dedim bir uluslararası bir sempozyum. Benim sunumum daha bitmedi. Bu ne sabırsızlık? Onun iddiası normalde bu belge nerede? Ben sunum yapıyorum. Belgeyi daha göstermedim. Finali daha yapmadım. Niye kesiyorsunuz bunu? Burası bir güreş salonu değil. Ama biz sizin Türk gençleri olarak hatalarınızı söylediğimiz zaman buna tahammül edemiyorsunuz ve hemen kavgaya bağırmaya başlıyorsunuz. Çok biliyorsan Osmanlıca dedim. Al dedim, hatalarını yaptı ki belgelerle var, fotoğraflarla. Yani Türklerin, çocukların kulaklarını çiviyle duvara çakıyorlar. Ayaklarının altına atnalı çakıyorlar. Bunları belgelenmiş zamanın gazetecisi Hüseyin Sami. Salona doğru attım böyle. Olay oldu. 200 kusur hoca vardı. Benim en büyük şey, akademik şeyim bu. Benim hayatımdaki gurur kaynağımdır bu. 200 hoca kalkıp ayakta alkışladı beni orada, Türk akademisyen. Tabii sözünüzün arasına giriyorum. Burada şu da var. Özellikle Balkanlarda 1870'lerden itibaren bu Sırp, Bulgar, Yunan çetelerinin Türklere karşı uyguladığı saldırı ve soykırım, ki biz onları unuttuk. Onlar da bunu kapatmaya çalıştı. Ve siz onu gündeme getirince tabii bir akademik makalede bu rahatsız etti. Bunlar önemli. Yani bu tür çalışmaları yapmak lazım. Kaldı ki Bilal Şimşir'in, işte Justin McCarthy'nin Balkanlardaki Bulgar zulümleri, Yunan zulümleriyle ilgili biliyorsunuz hem İngilizce hem Türkçe yayınları var. Bu anlamda siz tam parmak basmışsınız konuya. Bu yazı daha sonra rahmetli hocam, tabii sunum bittikten sonra hiç unutmuyorum, Türkiye Romanya Büyükelçisi geldi yanıma. Mesut Akçay'dı sanırım ismi, geçmiş zaman tam hatırlamış olmayabilirim. Benim telefon numaramı istedi, çünkü tebrik etti beni. Tabii orada popüler bir akademisyen konumuna düştüm bu şeyden sonra. Çok hürmet ettiler bana vesaire falan. Sizinle derse gidiyorum yolda. Bir gün telefon çaldı. Rahmetli Hasan Celal Güzel aradı beni. Eski Milli Eğitim Bakanı. Türkiye Milli Eğitim Bakanı. Bu yazıyı Yeni Türkiye Dergisi'nde yayınlamak istediğini söyledi, hazırsa.
Ben de dedim ki daha şeyini bulamadım, Hüseyin Sami'yi bulamamıştık da o zaman hatırlıyorsanız. Bunu bulmam lazım ama elimde buna benzer başka bir konu var. Gönderdim, onu yayınlamıştı bana. Tabii İlber Ortaylı'yla aynı dergide yazım çıktı, o Yeni Türkiye dergisinde. Ondan sonra bunu Hüseyin Sami'yi geliştirdikten sonra bunu profesyonelce İngilizce'ye çevirip Amerika'da SSCI bir dergiye gönderdim ve Amerika'da yayınlandı bu. Yayınlandı. Ve çok büyük bir propaganda oldu bence. Evet. Türklük Yani için, Türk tarihi, kültürü için. bunun gibi pek çok çalışma yaptınız veya yapanlar var. Gerçekten gençlere, İstikbal Valiliği'nden akademisyenlere büyük şükranlığımız var. Sizi de tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben de size bu vesileyle teşekkür ediyorum ki bize böyle ciddi, orijinal konuları verdiniz ki Avrupa'da biz bu Türk gençleri olarak, Kıbrıs Türk gençleri olarak bu propagandayı yapabiliyoruz. Hem Kıbrıs Türkleri için hem Evet. Türkiye için, Sağ olun. bana vatandaşı için. Yavaş yavaş tabii programımızın son 5-10 dakikası. Bildiğim kadarıyla siz şu anda akademisyen olarak serbest çalışıyorsunuz. Özel şirket veya şirketleriniz var, Evet. ticari yanı da var işlerinizin. Fakat siz bir de yeni yabancılara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yabancılara yönelik Türkçe öğreten, aynı zamanda Kıbrıs Türklerine de Batı dillerini öğreten Evet. bir okul açtınız, taze bir okul. Great Phonics Language and Education Center adı altında. Vakitten tasarruf etmek amacıyla söylüyorum. Bu Phonics Batı dillerinde bizdeki karşılığı Zümrüdü Anka. Evet. Yanıp kendi küllerinden Küllerinden doğan kuş, bilgeliğin de ifadesi aynı zamanda. Herhalde bu anlamda seçtiniz. doğru. Şunu sorayım ben. Neden bu okulu açtınız? Yani neden Kıbrıs'ta İskele, Magosa yabancılara Türkçe öğreten bir okul açtınız? Hedef kitleniz kim? Ve bu kursları bitirenlere kredibilitesi olan belgeler veriyor musunuz? Evet. Şimdi bugün dünyada bir kere şaşılacak biçimde Türkçe öğrenimine çok büyük bir talep var. Evet. Yani biliyorsunuz ki bu tabii ki Türkiye'nin anavatan Türkiye'mizin büyük bir devlet oluşuyla ilgili. Dünyada halktan kişiler, aydınlar, araştırmacılar ve diplomatlar şu anda Türkçe öğreniyorlar. O ticari ilişkiler Evet. bütün dünya devletleriyle, Avrupa'da diğer kıtalarla yapmış olduğu ticari ithalat, ihracat da bu talebi arttırdı. Büyük şirketlerin Avrupa'da veya dünyanın her yerinde büyük şirketlerin CEO'ları, kurumsal şirketlerin ekibini alışveriş yaptığı Türkiye ile çeşitli şekilde Türkçe Evet. öğrenmeye teşvik ediyorlar. Bu bağlamda ülkemizde yerleşmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşmiş de İngiliz, Rus, İran ve diğer milletten kişilerle de bu alışverişler kısmen devam ediyor zaten. Evet. Özellikle emlak sektöründe, turizm sektöründe, inşaat sektöründe pek çok kişi burada iş yapıyor tabii. Tabii diğer milletlerden kişiler de var. Bunların Türkçe öğrenme taleplerini karşılayacak bir kuruma ihtiyaç vardı. Özellikle İskele bölgesinde, Yeni Evet. İskele bölgesinde. Bugün şu an hakikaten Kuzey Kıbrıs'ın gözde beldelerinden bir tanesi haline geldi. Tabii ben de her şeyden önce hem ticari düşünceyle hem de Türkçe sevdamla bu kurumu kurdum. Biliyorsunuz az önce siz de ifade ettiniz. Yani okulun ismi Great Phonics Language and Education Center. Phonics zaten Zümrüdü Anka kuşu Türkçedeki karşılığı. Evet. Dünya mitolojisinde yer alan, yanıp kendi küllerinden doğan mucize kuşun, bir mucize bir kuş, rengarenk bir kuş. Bilge kuş, bütün kuşların öğretmeni olan bir kuş. Tabii neden bu isim? Yani çünkü pek çok yabancı var ülkesinden, mesela for example örneğin Ukrayna'dan savaştan kaçıp buraya gelenler var, Rusya'dan savaştan kaçıp buraya gelenler var. Bir anda başka bir ülke, yeni bir coğrafya, değişik bir iklim, değişik kültür, yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni okul. Her şey bambaşka. Bir nevi bu insanlar küllerinden doğuyor. Yeni bir hayat işte. Evet. Phonics buradan esinlendi. Bu isim babası da sizsiniz zaten.
Hocam, her şeyde olduğu gibi burada da teşekkür ederim. Çok, yani hakikaten benim için çok anlamlı bir isim oldu bu. Tabii bu yüzden ben de çok anlamlı buldum bu ismi. Neden böyle bir okula karar verdiğim, başka bir şey daha var. Tabii eğitim benim hayatımın en büyük parçası hocam. Yani Evet. evet, önceden ilk başta üniversite yıllarında her zaman spor daha çok ön plandaydı, futbol daha çok ön plandaydı. Hatta bazen derslerden kaçıp sınavlara bile girmeyip maça gidiyordum. Yani sınavlardan düşük alıyordum falan, ama bu sonradan o yüksek lisansta o ciddi çalışma, sizin de doktora da ciddi çalışmalardan sonra hayatımın en baştaki şey eğitim oldu. Bölgedeki yabancıların haricinde yerli insanlara da, yerli çocuklara da. Hani bir laf vardır, bir lisan bir insan demektir. Hakikaten ben buradan yerli halka da sesleniyorum. Özellikle ilkokuldan itibaren yani bizim iskelede yaşayanlar, işte Magosa'da yaşayanlar çocuklarını profesyonel dil eğitimine göndermeli. Çünkü dil bilen hayata bir adım önde başlar. Evet, evet. Peki Sayın Onuş, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu kursların bir belgesi var mı? Evet, tabii biz Yunus Emre Enstitüsü, Tömer, evet. Yani Tömer'le bir protokol imzaladık. Oranın koordinatörü Sayın Abdullah Aktaş, o da sizin öğrenciniz zaten. Kendisi normalde zor öyle bir kurumla protokol imzalamak. Evet. Türkçe için zaten biliyorsunuz uluslararası bir kurum Yunus Emre Enstitüsü. Onların müfredatını kullanıyoruz ve zaten yarın kısmetse ilk defa okulumuzda ilk ders günümüz, eğitime başlıyoruz. Kayıtlarımız bitti. Eğitime başlıyoruz yarın ve 3 ay sonra kısmetse Türkçe A1 seviyesinde sınavda, yani kur bittikten sonra dönem sonu sınavında başarı gösterenler sertifikalarını alıp A2 seviyesine bu Yunus devam Emre edecekler. Enstitüsü ile Evet. işbirliği Evet, halinde. İşbirliği halinde. Evet. Peki, konuşacak çok konu var. Çok hocam, evet. Fakat programımızın sonuna geldik. Magosa'dan buraya kadar geldiniz. Yoğun işleriniz arasında teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Estağfurullah. Kıymetli BRT izleyicileri, bu hafta da Evkaf ve Kültür adlı programımızın sonuna geldik efendim. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılar sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hoşça kalın diyorum.